Herkese merhaba. Bu videomda sizlere yeni ve eski çıkmış bazı kitapları tanıtmak istiyorum. Birinci kitabımız Bizim de Günümüz Gelecek. Yazarı Nihat Genç. Pankuşu yayınlarından çıkan bir kitap. Herkes susup uzaklaşırken dik kayalıklarda yapayalnızlık. Hayır, beklenip umulduğu gibi yardım çığlıkları atmadık. O heybetli yalçın tepelerle arkadaş olduk. Koro olduk. Ankara Radyosu olduk. Birlikte memleket şarkıları söyledik. Yazar, muhalif, arkadaş, eziyet görenler, dışlananlar ama saçları gür bir neşemiz. Dalları dikenli ve karmaşık olsun. Mosmor böğürtlenler gibi sevincimiz vardı. Bu ıssız tepeler en kalabalık vilayetimizdir. Bu dağların en büyük şairi Cumhuriyet'tir. O aşınmaz, sivri, sert taşlar ahlakımız, çamları sertliğimiz. Tek bir çıkış yolu var uçurumların, ataların yolundan gideceksin. Bir daha bağımsızlık, hürriyet, özgürlük diye çelikten kayalıklarına bağırayım. Yankısı tepeden tepeye gitsin, gelsin, dolansın. Evet, kitabın arka kapağını sizlere okudum. Keyifli bir kitap. Nihat Genç'i bilenler bilir. Bazen çok sert söylemleri vardır ama her zaman doğruyu söylemiştir ve doğruyu söylemeye de devam edecektir. İkinci kitabımız Metis Bilim'den çıkmıştır 2019 yılında. Yazarı Elizer J. Stenberg. Bilimle uğraşanlara ve bilime meraklı olanlara tavsiye edeceğim bir kitaptır. Özellikle beyinle ilgili. Nörolojik beynin mantıksız davranışlarımızın ardındaki gizli mantığı. Kitabın arka kapağında birkaç bölüm okuyayım sizlere. Bilinçaltımızın derinlerinde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz ve hatırladığımız her şeyi sessiz sedasız işleyen bir sistem vardır. Beynimiz, çevreyle etkileşim halinde olduğumuz her an sayısız duyumun sürekli bombardıman altındadır. Beynin altında yatan mantık sistemi tıpkı anlamlı hikayeler yaratmak için kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını toplayan ve düzenleyip montajını yapan bir film editörü gibi bütün düşünce ve algılarımızı, yaşam deneyimimizin ve benlik algımız haline gelen makul bir anlatı oluşturacak şekilde birleştirir. Bu kitap, altta yatan bu mantık ve onun gerek en tuhaf nörolojik hastalıklarda, gerekse en basit günlük duygu ve kararlarımızda bilinçli deneyimlerimizi nasıl yarattığı hakkındadır. Beynimiz algımızdaki boşlukları neden ve nasıl doldurur? Körler halüsinasyon görebilir mi? Zihin kasımızı kasarak fiziksel performansımızı arttırabilir miyiz? Farkında olmadan gördüğümüz şeyler ruh halimizi ve kararlarımızı nasıl etkiler? Sahte anılar nereden gelir? Uzaylılar tarafından kaçırıldığını ya da doğaüstü varlıklarla temas kurduğunu iddia eden insanlar gerçekten mi yaşar? Neden kendimizi gıdıklayamayız? Hipnozla cinayet işlenebilir mi? Zihin parçalandığında ne olur? Nörolog Eliezer Stenberg, beynimizin bilinçli ve bilinç dışı düzeyde algılarımızı işleyerek anlamlı bir yaşantı oluşturmak için nasıl canhıraş uğraştığını açıklarken bu ve benzer ilginç sorulara detaylı sinir bilimsel yanıtlar sunuyor. Aydınlatıcı olduğu kadar keyifle okunan nörolojik insan beyninin harikalar diyarına ilgi duyan tüm okurlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet, böyle bir kitap. Bilimi sevenlere, beyni sevenlere, beyni merak edenlere, beynimizin nasıl çalıştığını merak edenlere tavsiye ediyorum. Üçüncü kitabım İhsan Oktay Anar tarafından yazılmış Puslu Kıtalar Atlası. Yeni bir kitap değil. 1995 yılı yanılmıyorsam piyasaya çıktı. Ondan sonra tam 7 kitap daha çıkarttı roman tarzında. İletişim Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Fakat en çok satan kitaplarından veya okunan kitaplarından birisi diyebiliriz. Puslu Kıtalar Atlası. Dili biraz farklıdır. Osmanlıca, Farsça, Arapça kelimelerin içinde olduğu bir dili vardır. Fakat çok güzel bir anlatımı vardır. Sizleri tarihe götürür, tarihin dehlizlerinde gezdirir.
Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor. Yeniçeriler kapıyı zorlarken düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir. Dünya bir düştür. Evet, dünya. Ah, evet dünya bir masaldır. Kendini saran dünyayı düşleyen bir haritacının düşlerinden devşirdiklerini döktüğü Puslu Kıtalar Atlası adlı kitap, oğlunun eline geçtiğinde onu kendisinin bile tahmin edemeyeceği maceralara sürükler. Oysa yaşayacakları elindeki kitaba çoktan yazılmıştır. Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve puslu kıtalar üzerine bir roman. Hulki Artunç'un ön sözüyle. Evet, İhsan Oktay Anar'la tanışmayanlara tavsiye ediyorum. Müptelası olacaksınız. Dördüncü kitabım, Profesör Doktor Sezgin Kızılçelik'in kaleme aldığı Tam Bağımsız Türkiye ve Batı Dışı Mazlum Milletler için Kapsamlı Bir Manifesto, 2017 tarihli bir kitap. Atatürk'ü Doğru Anlamak, benim başucu kitaplarımdan birisidir. Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor. Atatürk, devrini en güzel anlatan eserlerden biri. Atatürk'ü Doğru Anlamak, bana göre bu kitap, Atatürkçülük konusunda yazılmış en önemli kitaplardan biri. Çağımıza ve Türkiye'nin bugün karşılaştığımız sorunlarına güçlü bir projektör tutuyor. Ural Savaş. Atatürk'ü Doğru Anlamak, Profesör Doktor Sezgin Kızılçelik, Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi anlatıldığı 5 eser. Atatürkçülük kavramını derinden alan bu eser, okumak isteyenler ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak isteyenler için muhteşem bir eser. Atatürk'ü doğru anlamak isteyenlere, 1940'lardan günümüze, Türkiye'de var olan iktidarların, onların yaptıklarının ve Türkiye'nin resmi ideolojisinin Atatürk'ün düşünce sistemiyle pek de uyuşmadığını tartışmak isteyenlere, antikapitalist ve anti-emperyalist duruşu olan Atatürk'ü gerçekten tanımayı arzulayanlara, sömürgeci Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın kıskacındaki Türkiye'nin açmazlarından kurtulma imkanını Atatürk'ün düşünce sistemini görenlere, tam bağımsız Türkiye'den yana olanlara, emperyalist Avrupa Birliği ve Amerika bloğa karşı Batı dışı mazlum milletler bloğunun tek seçenek olduğunu merak edenlere tavsiye ediyorum. Beşinci olarak Bahri Karaçay tarafından kaleme alınmış, TÜBİTAK Popüler Bilim kitaplarından çıkan 2018 tarihli Mutlu Beyin kitabı, yine beyinle ilgili bir kitap. Kitabın arka kapağında şöyle diyor, Yaşamın Sırrı DNA kitabının yazarı, nörobilim alanında genler düzeyinde 20 yıl aşkın süredir araştırmalar yapan bilim insanı Bahri Karaçay. Bu kez bizleri beynin sürprizlerle dolu gizemli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Mutlu Beyin, evrenin en karmaşık organı olan beyin hakkında çok yakın geçmişte elde edilen son derece ilginç gerçekleri anlatıyor. Beyinle kişilik arasındaki ilişkiden, erkek ve kadın beyni arasındaki benzerlik ve farklılıklardan, okur yazar, başarılı, müzisyen, aşık, mutlu ve yaratıcı beyinlerde neler olduğundan bahsediyor. Mutlu beyin aynı zamanda hafızanın işleyişiyle birlikte korku ve endişe yaşayan, suç işleyen, öte yandan kendi çocuklarını dahi tanıyamayan farklı beyinlerin sırlarını da perde aralıyor. Evet, bu bilgileri merak ediyorsanız, beynimizi dediğim merak ediyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Keyifli bir kitap. Altıncı olarak sizlere Profesör Doktor İsmail Yakıt tarafından kaleme alınmış, 2005 yılında ilk baskısını yapmış, 2017'de de üçüncü baskısını yapmış bir kitabı tanıtmak istiyorum. Ötüken Yayınlarından çıkmış bir kitap. İsmi İslam'ı Anlamak. Kitabın arka kapağında şunları yazmışlar. Bu kitabın amacı, gerçek İslam'ı ortaya koymak için ele aldığı konular üzerinde bir yandan Kur'an'a dönüşü sağlamak, diğer yandan da yabancı unsurlar, örf ve geleneklerle karışmış 1400 yıllık İslam kültürünü ve din anlayışını Kur'an, akıl ve ilim perspektifinden sorgulamaktır. Bunun için tabiri caizse pergelin sabit ayağı Kur'an'da,
Diğer ayağı da 14 asırlık İslam geleneğini eleştirel olarak taramaktadır. Böylece yanlış inançlar ve anlayışlar, dine sonradan sokulan hurafeler, mitolojiler, hadis adı altında Hazreti Peygamber'e yakıştırılan sözler vesaire. Ne kadar beşeri unsur varsa hepsinin kolayca farkına varılacaktır. Evet, gerçek İslam'ı merak edenler veya dinimizi anlamak isteyenlere tavsiye edeceğim bir kitaptır. Bugün son olarak tanıtacağım 7. kitap, James Bridle tarafından kaleme alınmış bir bilim kitabı. Metis Bilim'den çıkmış bir kitap. Yeni Karanlık Çağ, Teknoloji ve Geleceğin Sonu. Kitabın arka kapağında şunları yazmış editörler: neyi nasıl bildiğimiz ve bilemediğimiz hakkında yeni karanlık çağı. Teknolojinin geçtiğimiz yüzyılda yakaladığı ivme gezegenimizi, yaşadığımız toplumları ve bizleri hızla dönüştürdü. Ama bunlara dair kavrayışımızı dönüştüremedi. Bugün teknolojik sistemlere öylesine gömülmüş haldeyiz ki pratiğimizi de düşünce tarzımızı da onlar şekillendiriyor artık. Ne bu sistemlerin dışında durabiliyoruz ne de onlarsız düşünebiliyoruz. Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunların bir sorumlusu da sahip olduğumuz teknolojilerdir. İnsanların çoğunu yoksullaştırıp zenginle fakir arasındaki uçurumu her gün biraz daha genişleten zımaradan çıkmış bir ekonomik sistem, siyasal ve toplumsal mutabakatlardaki çöküş ve bunun sonucu olarak milliyetçiliğin, toplumsal ayrışmaların, etnik çatışmaların ve gölge savaşların tüm dünyada artması, hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturan küresel ısınma. Teknolojinin bizi götürdüğü yerde deliye mi döneceğiz? Yoksa huzur mu bulacağız? Bu sorunun cevabını, dünyadaki yerimizi, birbirimizle ve makinelerle ilişkimizi düşünme, kavrama biçimimiz verecek. Benim sözünü ettiğim karanlık bir nihilizmin sonucu değil. Mevcut krizin beraberinde getirdiği fırsatla alakalı daha ziyade. Önümüzü net biçimde görüp dünyada anlamlı, sorumlu, adaletli bir tavır geliştirmekte yaşadığımız o bariz sıkıntılı dünya.